Yalnız gelmişsin. Oğlum nerede? Önce bir oturalım, konuşalım istedim. Nezarete atmışlar diye söyleniyorsun ama oğlun adam dövmüş Siyah Cebran. Ne olacak bu iş? Namık, şikayette bulunmaya cesaret edemez. Merak etme sen. Şikayet etsin ya da etmesin. Kamu davası bu. Çocuklar dosyasını hazırlamışlar. Savcılığa sevk edeceğiz bugün. Ne diyecek mahkeme? Yani kız kardeşini sokakta adamın biriyle görüp müdahale etti diye asacaklar mı olanı? İşin gücün benimle uğraşmak. Seninle mi? Benim tek derdim bölgede huzuru sağlamak. Bak, kızının da gönlü var çocuğa. Namık bu işi zorla yapmadı. Barış Binbaşı, belli ki bizim törelerimizi bilmiyorsun. Benim iznim olmadan kızımla kimse konuşamaz. Ziya Cebran, sen de kanunları bilmiyorsun galiba. Mahkeme törenlere bakmaz. Darp suçunun 3 yıla kadar cezası vardır. Bunu demeye mi geldin buraya? Hayır. Sana bir teklifim var, onu demeye geldim. Nedir? Artık bu işi bir çözüme kavuşturmamız lazım Ziya Cebran. Gel, şu işi tatlıya bağlayalım. Sen ne demeye getiriyorsun? İnat etme demeye getiriyorum. Sevenler kavuşsun diyorum. Benim sahipsiz bir adama verecek kızım yok. Sahipsiz değil o. Ben namığa babalık yaparım. İzin ver, karımı alayım, geleyim kızı istemeye. Olmaz öyle şey Barış Binbaşı, olmaz. Ya hiç boşuna uğraşma. Ben orta yolu bulmaya çalışıyorum. Sırf senin şu inadın yüzünden oğlun hapis yatacak bilesin. Hadi Ziya Cebran, hadi son sözünü söyle. Oğlunu mahkemeye sevk etmemi istemiyorsan gel şu işi tatlıya bağlayalım. Yani Ferit'i salacaksın öyle mi? Sen evet dersen bugün salacağım. Hakkındaki suçlamalar hallolmuş say. Günaydın. Günaydın mı kaldı? Neredeyse öyle ne oldu? Bilmiyorum, hava mı çarptı beni yoksa sizin güzel yemekleriniz mi? Vallahi gözüm acımadı. Gece gece dışarılarda çok gezdiğiniz için olabilir mi? Babanın misafiri mi var? Evet, komutan geldi. Barış Binbaşı. Öyle mi? Yani ben de tanışmak istiyorum kendisiyle. Merhaba. Hoş geldiniz. Jennifer Hanım misafirimiz. Barış Binbaşı, ilçe jandarma komutanımız. Memnun oldum. Ben de hanımefendi. Jennifer Hanım arkeolog. Kendileri buraya kazı alanlarını incelemeye geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim niye haberim yok? Siz burada yoktunuz komutanım. Yok, siz hiç merak etmeyin. Biz Ankara'dan gerekli izinleri aldık. Türk meslektaşlarımla beraber yapacağız bu kazıyı. Ayakta kaldınız. Otursanıza. Yok. Ya sadece burada olduğunu duyunca Barış Binbaşı'yla tanışmak istedim. Ya ben zaten çarşıya ineceğim. Siz devam edin. Bir kahvaltı? Onu çarşıda hallederim. Kebapçıda. Kebabı bizden çok seviyor. Evet. Geldiğinde beri böyle kilo aldım sanki gibi hissediyorum zaten. Olur mu öyle şey Jennifer Hanım? Maşallah fıstık gibisiniz. Teşekkür ederim. Ya siz bana hala hanım
diyorsunuz yani, bozuluyorum. Size görüşmek üzere. Yani iyi günler dilerim. İyi günler. Nedir bu kazı? Bana bu yönde herhangi bir malumat gelmedi. Bugün yarın gelir Barış Binbaşı. Bana da telefon edip özellikle rica ettiler ilgilenmem için. Bölge hassas ya Cevran. Yabancı biri geldiği zaman ilk benim haberimin olması gerekir. Elbette bundan sonra öyle olur. Siz sıkmayın canınızı. Sen ne diyorsun bakalım benim teklifime? Namı alıp gelelim mi Selvi'yi istemeye? Dosyayı kapatacaksanız neden olmasın? Sözüm söz. Peki. Gelin bakalım. Bir isteyin. Sana yakışan da budur Ziya Cevran. Hayırlısı olsun diyelim mi? Hayırlısı olsun.